Arkadaşlar merhaba. ATS'nin 1.36 sürümünün açık betası yayınlandı. Bu sürümde en önemli değişiklik DirectX 11. Artık 1.36'dan itibaren ATS, tabi ETS'nin yayınlandığı zaman, ETS 2'nin 1.36 sürümü yayınlandığı zaman onda da geçerli olacak. DirectX 9 kullanılamayacak. Sadece DirectX 11'i destekleyecek her iki oyunda. Oyundaki yani 1.36 sürümündeki en önemli özellik bu. Bunun dışında birkaç özellik daha var. Bunlar sadece DirectX değişikliği yeterli gelmemiş olacak SCS'ye. Bunlarla ilgili bir takım değişiklikler yaptılar. 3-4 tane dorse eklenmiş. Sahip olduğumuz sürücülerin, yani kiraladığımız sürücülerin harita üzerindeki konumlarını gösteren bir ayrıntı var. Rotalarla ilgili bir takım değişiklikler var. Artık gideceğimiz rotalar için farklı seçenekler sunuyor bize. Bütün bunlar 1.36 sürümde ATS'de mevcut. Muhtemelen ETS2'de de bunlar olacak. Şimdi haritada, yani rotamızda yükü aldıktan sonra bazı yerleri rotadan hariç tutabiliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bu seçeneği işaretleyip rota üzerine tıkladığımızda artık o rotayı bize göstermiyor oyun. Yani başka bir rota buluyor buraya. Şimdi ikinci bir rotayı kapattığımızda bu şehre giden başka herhangi bir yol olmadığı için şimdi düşünüyor oyun. Yeni bir rota bulmaya çalışıyor ama tabi böyle bir rota olmadığı için rotayı bulamayacak. O yüzden bu ikinci şeyi kaldırmamız gerekecek oradan. O tiki kapatıp onun üzerine tıkladığımızda rota tekrar aktif hale geliyor. Diğerini de kapatırsak bu sefer birinci rotaya dönecek tekrar. En kısa rotaya dönecek yani. Şimdi rotalarda, özellikle uzun rotalarda gitmek istediğimiz yolları seçtiğimizde, navigasyon sıfırladığımızda eski rotaya geri dönüyordu. Şimdi biz bunları işaretlediğimizde artık bu rotaların haricinde kalacak bu yollar. Dolayısıyla istediğimiz gibi rota ayarlayabileceğiz. Bu güzel bir özellik. Tabii bu özellik ETS2'de nasıl olacak onu bilmiyorum ama muhtemelen ETS2'de de aynı şekilde çalışacaktır. Gördüğünüz gibi büyük bir kolaylık olacak bu rotaları ayarlamak için. İyi seferler. Rotalar böyle arkadaşlar. Sağa dönmeye hazırlanın. Bunun dışında DirectX 11'in bütün nimetlerinden yararlanıyor şu anda oyun. Yani daha önce DirectX 11 deneme sürümüydü. Deneme için eklenmişti. Bazı fonksiyonlar çalışmıyordu. Bunlardan en önemlisi kenar yumuşatma işlemi. Mesela ETS'de ve ATS'de SMA isimli bir kenar yumuşatma işlemi var. Onu kullanmıyordu. Dolayısıyla kaliteli bir kenar yumuşatma işlemi yoktu. Şimdi kenar yumuşatma işlemi için 4 farklı seçenek var. Bu seçeneklerden normal, yüksek, en yüksek ya da düşük olmak üzere bu seçenekleri belirleyerek kenar yumuşatma, yani anti-aliasing denen özelliği kullanabiliyoruz ve ben bunu kontrol ettim. Çok da iyi çalışıyor. Artık eski sorunlar ortadan kalkmış oldu. Alternatif çözümler bulmaya gerek yok. Ben bir süre önce Reşade ile bununla ilgili bir çözüm videosu hazırlayıp yayınlamıştım. Şimdi ona da gerek kalmadı. Bu kenar yumuşatma işlemi sırasında FPS neredeyse hiç düşmüyor dahili kenar yumuşatmayı kullanırken. Bu çok güzel bir özellik. Dolayısıyla artık alternatif arayışları ortadan kalkmış olacak bununla ilgili. Ben özellikle FPS konusuna dikkat ettim. Herhangi bir sorun çıkartmayacak arkadaşlar.
Evet, şimdi bir de şoförlerimizin durumuna bakalım. Şoförlerimizi artık harita üzerinde görebiliyoruz. Şoförlerimiz hangi konumdaysa orada çıkıyorlar. Bunlar işte uyuyor mu, boşta mı, geri mi dönüyor, kamyon mu sürüyor, bunları seçebiliyoruz. Üstte bir tane çekmeni var. O çekmenden şoförlerin durumlarını da canlı olarak izleyebiliyoruz. Mesela burada şimdi boşta olan şoförleri göster dedik. Yok boşta olan. Bunlar şu anda kamyon kullanmakta olan sürücülerimiz, şoförlerimiz. Uyumakta olan sürücüler var. Bunlar şu anda uyuyorlarmış. Bir de geri dönen sürücülerimiz var. Bunlar da garaja geri dönüyorlar. Yük bulamamışlar. Boş olarak geri dönen sürücüler bunlar da. Şimdi bu çok eskiden beri oyuncuların istediği bir özellikti. Bu özellik geldi. Umarım bir gün bu sahip olduğumuz kamyonlardan boşta olanları da garajlarda bir arada görebiliriz. O özellik gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama o da önemli bir özellik olurdu sanıyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. Kamyonlarımızı da görebilseydik bir arada çok iyi olacaktı. Çünkü mesela bir garajda 5 tane kamyonumuz var. Kamyonlar boşta. Siz garajdasınız ama kamyonlarınızı görmüyorsunuz orada. Ne bileyim yani çeşitli alternatif seçenekler olabilirdi bu konuda. Mesela kamyonları bir araya getirip onları fotoğrafını çekmek herhalde birçok oyuncu için güzel olur diye düşünüyorum. Belki ileride bir gün o seçenek de gelir ve böylece biz de bütün kamyonlarımızı bir arada görme şansına sahip oluruz. Şimdi arkadaşlar bir de yeni dorsellerimize bakalım. 4 tane dorse var şu anda oyuna dahil olan. Bir tanesi bu dorse. Bu dorse aynı zamanda satın alınabilir bir dorse. Bu dorseyi satın alabiliyoruz. Bu dorseyi de satın alabiliyoruz. İki tane farklı dorse var. Onlar satın alınamıyor. Sadece serbest çalışmada ya da işte çekicinizde yük taşırken onları alabiliyorsunuz. Bir tanesini şu anda ben aldım zaten. O kamyonun arkasındaki dorse o. Yani bu dorse. Bunu sadece taşıyabiliyorsunuz. Bu satın alınamıyor. Bir tane daha dorsemiz var. Şu. Bu tankeri de alamıyorsunuz. Bunu da sadece taşıma imkanınız var. 4 tane dorse gelmiş. Bu dorseler içinde 2 tane şehir, ETS'de 2 tane şehir yenilenmiş. Buraya bu dorseleri alıp taşıyabileceğimiz yeni şirketler eklenmiş. O şirketlerden bir tanesine az evvel girdim zaten. Yani videonun başında yükü oradan aldık. Bu değişikliklerle oyun biraz daha çeşitlenmiş oldu ATS'de. Bunlar satın alabileceğimiz römorklar. Çeşitli alternatifler var bunlarla ilgili. Tanker için çok fazla seçenek yok ama bu dorseler için birçok seçenek var. Çeşitli dorse uzunluklarını seçebiliyorsunuz buradan. Evet. Hem dingilleri hem dorse uzunluklarını buradan seçme imkanı var satın alırken. Bunlara bir de skin yapılması gerekecek. Eğer kendi şirketiniz varsa kendi şirketinizin skinlerini yapabilir ya da kullandığınız hazır skinlerden yani mod
olarak kullandığın hazır skinlerden kullanabilirsiniz. Muhtemelen yakında bunlar için de çeşitli skin modları çıkacaktır. Evet, satın alabileceğimiz remote'lar da bu ikisi arkadaşlar. Diğerlerini sadece taşıyabiliyoruz. Unutmadan az sonra söyleyeceğim şeyler var. Bunlardan en önemlisi 1.36'ya geçmeden önce yapmanız gerekenler. Bunlara dikkat edin. Çünkü bazı modlar var. Bu modlar 1.36'da çalışmıyor. Özellikle Steam modları bunlar. Bunlar muhtemelen 1.35 sürümünde kullanılmak üzere tanımlanmış modlar ve bunlar çalışmıyor. Bunun şöyle bir sorunu var. 1.36'ya geçtikten sonra 1.35'e dönme imkanınız yok artık. Herhangi bir profilde 1.36 çalıştırdınız mı 1.35'e dönme imkanınız yok. Mesela benim şu Mac kamyonlardan iki tane satın almıştım banka kredisiyle. Profilde oyunu başlatınca bu Mac kamyonların satın aldığı Mac kamyonlar kayboldu. Ben bunları banka kredisiyle almıştım. 400 bin lira banka kredisi kullanmıştım bunları alırken. 400 bin lira banka kredisiyle baş başa kaldık. Kamyonlar kayboldu. Şoförler de boşta kaldı. Aklınızda bulunsun. Bu sürüme geçmeden hemen önce teslim etmeniz gereken yükleri teslim edin. Eğer mod kamyonlar kullanıyorsanız bu kamyonları satın. Yerine başka bir kamyon almadan 1.36 sürümüne geçin. Ondan sonra satın almanız gereken kamyonları satın alın. Çünkü dediğim gibi kamyonlar da kayboluyor. Kamyonların parası kasanıza girmiyor. Eğer borçlu almışsanız ben ilk profil bu kaybettiğim profili baştan başlayayım ATS'yi diye epeyce bir yol yaptıydım. Borç varsa iki tane kamyon aldıydım. Kamyonlar kayboldu gitti yani. Biz 400 bin lira borçla 400 bin dolar borçla baş başa kaldık. Öyle söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar burada FPS göstergesini en üstte koydum. 60 FPS ile sınırlı benim gösterge yani fazla FPS yapmaya gerek yok çünkü monitörüm 59 MHz. 60 FPS ile sınırlı. Ama şehir içlerinde ve yollarda herhangi bir yerde hiçbir FPS düşüşü yok. Şu anda en üst ayarlarda yani ATS'de mümkün olan en üst ayarlarda oyun. Kenar yumuşatma yani anti-aliasing'de en üst, en yüksek seviyede. Bir tek HDR'yi kapattım. Çünkü HDR'de renkler çok canlı olduğu için biraz gerçek dışı görünüyordu. O yüzden HDR'yi kapattım ama HDR'nin zaten FPS üzerinde herhangi bir etkisi yok. Dolayısıyla oyun DirectX 11'in hakkını tam olarak veriyor. Öyle söyleyeyim size. Optimizasyonu şu anda gördüğüm çok iyi. Eğer bilgisayarınız yani ekran kartınız DirectX 11'i destekliyorsa 1.36'ya geçtikten sonra FPS sorunlarından büyük ölçüde kurtulmuş olacaksınız. Ama burada şöyle bir durum var. ATS'de şehirler ETS'deki gibi değil. ETS'de yoğun ve çok katlı binalar var. ATS'de çok fazla sayıda mod yok. Büyük şehirler olan ETS'de büyük şehirleri olan çok fazla sayıda mod var. Yani ETS'de performansı nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. ATS'de çok iyi. Ama ETS'de özellikle büyük şehirlerde çok fazla prefabriğin olduğu şehirlerde durum nedir göreceğiz. Ben orman yollarında da araba kullandım bu videoyu çekmeden evvel. Orman yollarında da bir sorun görünmüyor ATS'de. Ama ETS'deki durum ne olacak onu peşinden söylemek çok zor. Onu da denedikten sonra göreceğiz. Yani özetlemek gerekirse arkadaşlar burada eklenen dorseleri çok fazla umursamıyorum. Yani modlarla birçok dorse ekleyip çıkartabiliyorsunuz zaten. Gerçi olması iyi olmuş çünkü iki tane şirket eklenmiş. O şirketler ekstra bir güzellik olmuş. Ama dediğim gibi benim için en önemli olan burada DirectX 11'in kusursuz çalışmasıydı ki çalışıyor. Bunun dışında
Bir de bu kenar yumuşatma işleminin çok düzgün çalışmasıydı. Bu DirectX 11'in geleceğini bildiğim için o kenar yumuşatmanın da geleceğini tahmin ediyordum zaten. Kenar yumuşatma da mükemmel çalışıyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Bu ikisi çok önemli. Onun dışında ekstra olarak işte görsel olarak sürücülerimizin, şoförlerimizin artık haritanın neresinde olduklarını görüyoruz. Keşke karayolunda aynı rotada giderken kamyonlarımızla ve dorselerimizle de karşılaşabilsek. Mesela kendi skinlerimiz varsa kamyonlarımızda, o kamyonları da karayolunda aynı rotadaysak görmek, onlarla karşılaşmak doğrusu hoş olurdu. Ama öyle bir özellik herhalde yakın bir zamanda gelmeyecektir. Arkadaşlar durum bu. Bakalım ETS-2136'da nasıl olacak? Sanıyorum bu size küçük bir fikir vermiştir. ETS-2'de de herhalde başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Umarım hepimizin hoşlanacağı bir sürüm çıkar ETS-2 içinde. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, iyi eğlenceler arkadaşlar.